Merhabalar canım arkadaşlarım. Bugün gece boyu yağ yaktıracak ev yapımı harika böyle kapsüller yaptık. Siz uyurken onlar size bir güzel cayır cayır yağ yaktıracak. Özellikle göbek, kalça, basen, bel bölgesi, kol ve bacaklardaki yağlanmalar için geceleri metabolizmamızın yağ yakıcı özelliğini kullanacağız. Hemen tarife geçiyorum. Şöyle tavamı ocağın üzerine aldım. Şöyle hemen bir sıcaklığını kontrol edip bir yemek kaşığı dolu dolu keten tohumumu tavamın üzerine alıyorum. Şimdi burada baharatları bir miktar ısıttığımız işlemler uygulayacağız arkadaşlarım. Özellikle keten tohumunun yağının tam olarak ortaya çıkabilmesi ve faydalı hale gelebilmesi, aynı zamanda öğütülmesinin daha kolay olması için bu şekilde bir ısıtma işlemi uygulayacağız. Tıpkı patlamış mısır gibi ufak ufak patlayıp etrafa dağılabilirler. O yüzden şöyle bir kapak kapatalım arkadaşlar. Bu arada kavurma işlemini yüksek ısıda yapmıyoruz. Altı tamamen en kısık konumda ve sürekli olarak hareket ettirerek kavurmaya çalışın ki yakmadan güzel bir şekilde keten tohumlarımızı kavuralım. Bu kapsüllerin yapımı için öğütülmüş keten tohumu tozu da alabilirsiniz arkadaşlarım. O da aktarlarda genelde bulunuyor. Ama ben bu şekilde kendim yapmayı tercih ettim. Çünkü çok daha taze olacaktır kendi yaptığımız ve gözümüzün önünde katkısız, tertemiz kendimiz yapabiliriz bunu. Şimdi sıra kimyonda. Kimyonun çok güzel bir şekilde bağırsak çalıştırma özelliği var. Aynı zamanda metabolizmayı hızlandırdığı için bu kapsülümüzün içinde kesinlikle olmazsa olmazımız. Şimdi hemen kimyonu da ilave ettikten sonra sürekli bakın karıştırmaya devam ediyorum. Bu aşama birazcık hassas çünkü baharatlar çok çabuk yanabilen malzemeler. Bu yüzden altı dediğim gibi tamamen kısık konumda olmalı ve sürekli böyle elimizle ateşin üzerinden hafif kaldırarak kavurma işlemini o şekilde devam ettirmeliyiz. Şimdi bir çay kaşığı dolu dolu da zerdeçal ekliyorum. Burada zerdeçalın faktörü çok büyük. Çünkü zerdeçal içerisinde bulunan kurkumin maddesi sebebiyle yağ yakımını hızlandırıyor vücutta arkadaşlarım ve vücutta hücrelerde yağların parçalanmasına sebebiyet veriyor. Bu çok önemli bir şey. Zerdeçal zaten çok önemli baharatlardan birisi. Özellikle kilo kontrolünde, zayıflamada, yağ yakımında en önemli baharatlardan biri. Bu arada bir çay kaşığı da karabiber ekledim. Onu laf arasında karıştı. Bir çay kaşığı karabiberi de ekleyip kavurma işlemini yine aynı şekilde devam ettim. Şimdi artık işlem bitti. Bir havanın içerisine alıyorum. Burada elinizde mermer havan varsa bu işlem çok daha kısa süreli ve daha sağlıklı oluyor. Ya da bir öğütücü de kullanabilirsiniz. Kahve öğütücüleri olur, işte karabiber değirmenleri vesaireler. Bunu çok güzel öğütecektir. Şimdi bunu bu şekilde havanda bir güzel öğüttükten, dövdükten sonra kabımın içerisine alıyorum ve diğer işlemlere geçiyorum. Eğer geceleri doğru malzemeyi kullanırsak kesinlikle yağ yakarız arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi de sarımsak. Vücudun bağışıklık gücünü yükseltiyor. Metabolizmayı doğal olarak hızlandırıyor. Bakın bu çok önemli bir şey. Şöyle bir avuç dolusu sarımsak. Burada nereden baksanız bir 10-15 diş sarımsak vardı. Aynı zamanda arkadaşlar bunları tablet olarak direkt yutacağımız için o ağız kokusu falan da olmuyor. Hiç korkmayın. Şöyle hemen dövmüş olduğum sarımsaklarımı da ilave ediyorum. 2 tatlı kaşığı da burada zeytinyağı ilave edeceğim. Ama elinizde eğer keten tohumu yağı varsa bu da olur. Hindistan cevizi yağı varsa bu da olur. Yani sağlıklı bir yağ koymamız gerekiyor içerisine. Aspir yağı da olur, çörek otu yağı da olur. Hangi güzel yağ varsa ondan 2 tatlı kaşığı ilave edelim arkadaşlarım. Sonra bir güzel karıştırıyorum ve şöyle güzel bir kıvam alıncaya kadar karıştırıyorum. Şimdi ben bunda iki yöntem söylemek istiyorum arkadaşlarım. Bunları tablet haline getirmek için ben böyle bir buz kalıbım vardı. Küçük küçük buz kalıbım. Ben onu kullandım. Ama bunu elinizle de tablet haline getirebilirsiniz. Bakın şu şekilde. Şekillere çok takılmamak lazım. Şöyle bir çimdik kadar alıp şekillendirip bir kapaklı kutunun içerisine koyabilirsiniz. Ya da ya ben bunların hiçbirisiyle uğraşmak istemiyorum derseniz bu şekilde yarım çay kaşığı geceleri içer, üzerine de bir bardak su içersiniz.
Bu şekilde de bu işi halletmiş olursunuz. Şimdi ben bunları dediğim gibi daha şekilli, daha düzgün olmaları için buz kalıbının içerisine koyacağım arkadaşlar. Geceleri yağ yakmak aslında bizim vücudumuzun en güzel özelliklerinden bir tanesi. Biz doğru malzemeyi doğru zaman aralıklarında kullanırsak ve doğru oranlarda kullanırsak kesinlikle uyurken cayır cayır yağ yakabiliriz. Uykuda yağ yakmak diye bir şey gerçekten var. Ama dediğim gibi doğru, güzel ve zamanında uygulamalar yapmalıyız. Şimdi ben bir yandan bu tabletlerimi yapmaya başlayayım. Bir yandan da kullanımı hakkında size bilgiler vermek istiyorum. Canım arkadaşlarım, zayıflama o kadar da gözde büyütülecek, o kadar da çetrefilli bir süreç değil aslında. Vücudumuzu bilmek, onu tanımak, onun ihtiyaçlarına doğru zaman aralıklarında cevap vermek bizi zayıflama konusunda, kilo verme, yağ yakma konusunda gerçekten hep bir adım öne taşıyacak olan unsurlar. Vücudumuz dediğim gibi geceleri yağ yakıyor ama akşam midenin boş olması gerekiyor. Yani akşam saat 8'den sonra tüketim yapmamak gerekiyor canım arkadaşlarım. Şimdi 8'den sonra hiçbir şey tüketmiyoruz. Gece yatmadan bir yarım saat, bir saat önce de bu tabletlerden 2-3 tane ağzımıza atıp yutuyoruz. Üzerine de bir bardak güzel bir şekilde suyumuzu içiyoruz ve misler gibi uyuyoruz. Aynı zamanda bu yapmış olduğumuz tabletler süreç içerisinde sizin iştah kontrolünüzü de sağlayacak, yağ yakım metabolizmanızı da etkileyecek ve güzel bir şekilde kilo verimize katkı sağlayacak. Evet, şimdi gördüğünüz gibi bu buz kalıbımdan tabletlerimi çıkartıyorum. Oldukça güzel şekil almışlar ama dediğim gibi hani buna hiç takılmayın. Mühim olan bunu bir şekilde kullanmanız ama bu şekilde kullanımı çok daha kolay oluyor. Şöyle gece yatmadan yarım saat, bir saat önce 2-3 tanesini hemen yutuyoruz suyla birlikte ve gece boyu biz uyurken vücudumuzun yağ yakmasına vesile olmuş oluyoruz. Dolayısıyla gerçekten çok güzel bir zayıflama yöntemi, güzel bir yağ yakma yöntemi. Şimdi sabah ve akşam yemeklerinden önce yapacağımız bir de kahvemiz vardı. Onun da hemen tarifini vermek istiyorum. Daha doğrusu ben bu kahveyi sizler için güzel bir şekilde uygun oranlarda ürettim sevgili arkadaşlarım. Yeni ürünüm zayıflama kahvem. Seher Akgül Fit Konsept tarçınlı kahve artık piyasada satışta şu anda. Bu kahvenin en büyük özelliklerinden bir tanesi iştahı çat diye kapatıyor arkadaşlar. Özellikle yemeklerden yarım saat önce eğer içerseniz gerçek anlamda iştah kontrolü sağlıyor ve porsiyonlarınız giderek küçülüyor. Her geçen gün daha az yemeye başlıyorsunuz. Sizde açlık krizi, tatlı krizi gibi böyle diyet bozduran sıkıntıları da ortadan kaldırmış oluyorsunuz bu kahveyle birlikte. Zehra Küt Fit Konsept tarçınlı kahveyi eğer satın almak isterseniz, sipariş vermek ya da ürün ya da fiyat bilgisi öğrenmek isterseniz açıklamalar bölümüne link bırakacağım. Lütfen videonun açıklamalar bölümünü kontrol etmeyi unutmayın. Bir de ilk yoruma sabitlediğim linklere tıklayarak güvenle bu kahveden satın alabilirsiniz canım arkadaşlarım. Bir aylık paketler halinde, özellikle Hindistan cevizi ile birlikte, Hindistan cevizi yağı ile birlikte tüketildiğinde gerçekten müthiş bir yağ yakıcı özelliğe sahip. Gerçekten eğer kilo vermeye karar verdiyseniz, size bahsettiğim bu başta bahsetmiş olduğum kapsülleri gece kullanın. Sabah ve akşam yemeklerinden önce de bu kahveyi içerseniz ciddi anlamda zayıflamamanız için hiçbir sebep yok. Kesinlikle kilo verirsiniz. Herkesin vücudu farklı olduğu için kilo verimi farklı olacaktır. Ama normal, disiplinle böyle güzel bir şekilde uygulayan herkes 6 ila 8 kilo arasında kilo verebiliyor sevgili arkadaşlarım. İnanılmaz güzel bir kahveyle, inanılmaz güzel bir tarçınla üretildi. Hindistan cevizi yağım da inanın bana şu an piyasadaki en güzel, en doğal yağlardan. Kahvemizin içerisine koyacağımız bir tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı ile birlikte uzun saatler tokluk hissi yaşayacağız. Acıkmak nedir bilmeyeceğiz. Tatlılara öyle artık elimiz gözümüz gitmeyecek. Açlık krizleri geçirmeyeceğiz. Zaten böyle olunca da çok hızlı bir şekilde kilo verdiğimizi göreceğiz. Dediğim gibi ben bu ürünü gerçekten çok uzun yıllar uğraşarak yaptım arkadaşlarım. İnşallah fayda görürsünüz. Her zaman bütün derdim sizlerin mutluluğu,
mutlu etmenin çok yolu vardı. Ben zayıflatmayı seçtim. Bu yolu seçtim. Bu yolla sizlere mutluluk vermeyi seçtim. Umarım hedefime ulaşıyorumdur. Gerçekten şu dünyada tek bir derdim var. İnsanlara yaşadığım süre boyunca mutluluk verebilmek gibi bir arzum, bir niyetim, bir derdim var. Umarım bu derdim sizlere yansıyordur. İnşallah sizler de fayda görürsünüz. Bakın böyle tek kullanımı kısa şeyler halinde kahvemiz. Sabah kalkıyorsunuz böyle hemen bir paketi boşaltıyorsunuz cezvenize. Bir fincanda suyunuzu koyuyorsunuz. Bu kadar. Normal kahve pişirir gibi pişiriyorsunuz kahvenizi. Ve piştikten sonra da içerisine bir tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı koyarak muhteşem tokluk veren, iştahı kapatan, açlık ve tatlı krizlerini bitiren ve yağ yaktıran muhteşem kahvenizi elde etmiş oluyorsunuz. Gerçekten çok kolay. Dediğim gibi sabah akşam yemeklerden önce bu kahvenizi için gün boyu en az 2,5 litre suyunuzu tüketin. Birazcık da ekmek, şeker, tatlı hamur işi gibi hazır paketli gıdalar gibi yoğun karbonhidratlardan uzak durduğunuzda kesinlikle kilo vermemeniz için hiçbir sebep. Daha sonra da kilo vermiş olarak hep birlikte zaferinizi kutlayalım. Dediğim gibi bağlantıları hem açıklamalar bölümüne bırakacağım. Benim kendi web sitemin bağlantıları arkadaşlarım oldukça güvenli. Hiçbir sıkıntı yok. Oradan güvenli sipariş verebilirsiniz. Ya da Instagram eğer kullanıyorsanız Instagram sayfasına da tıklayarak oradan da güvenli sipariş verebilir. Kapıda ödeme ile güvenli alabilirsiniz. Bilgilerinizi vermenize gerek yok. Sadece adres bilgilerinizi vererek kapıda ödeme seçeneğiyle ürününüzü elinize aldığında ücretinizi ödeyebilirsiniz. Böyle de bir kolaylık var canım arkadaşlarım. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Eğer bir yola çıktıysanız kesinlikle kararınızdan asla dönmeyin. Bu arada arkadaşlar bundan bir önceki videoda da ben inceltici, sıkılaştırıcı bir krem tarifi vermiştim. Şu an kolumda gördüğünüzde o. Yukarıya da onun kartını bırakırım. Mutlaka onu da bir izleyin. Onu da şöyle gündüz göbeğinize, işte kol ve bacaklarınıza, nerenizde yağ ve fazlalık varsa oralara sürün. Topyekün şöyle güzel bir zayıflama yolculuğuna çıkalım ve bu iş artık kökünden çözelim. Sizleri çok ama çok seviyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Orada da gün boyu sizlerleyim. Ne yeriz, ne içeriz, neler yaparız hepsini konuşuyoruz. Allah'a emanet olun.